Bu akşam sizlerle birlikte finansal kurumları ve bu kurumların parasal ekonomi içerisindeki rolünü konuşacağız. Yine sohbetimize başlamadan evvel sizlerle kısa bir flashback yapmak istiyorum. Her hafta yapmış olduğumuz gibi. Bildiğiniz üzere birinci hafta itibariyle paradan bahsetmiştik. Paranın ekonomi içerisindeki tanımının yanı sıra etimolojik tanımından da bahsetmiş. Tarihsel süreç içerisinde gerek müstakil gerek sistematik açıdan evrim sürecini, paranın evrim sürecini aktarmıştık. Bu süreci arkaik bir çerçevede de dile getirmiştik. Yani ekonomik sistemleri ele alarak süreci tanımlamaya çalışmıştık. Bu doğrultuda ilkel ekonomik sistemin barter yani takas ekonomisi olduğunu belirtmiş. Daha sonra toplumların gelişmesi, devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte uluslararası ticaretin de gelişiminden söz etmiştik. Tabii bu gelişim, ticaretteki bu gelişim yeni riskleri ortaya çıkarmış ve özellikle ödemelerin ifası açısından paranın yani fonksiyonel anlamda paranın format değişimine de yol açmıştı. Paranın özünde yaşanan gelişmeleri, parasal sistemdeki gelişmeler takip etmişti. Evvela modern anlamda kategorize edebileceğimiz para sistemleri içerisinde klasik altın sistemi vardı. Bunu daha sonra 1922 yılında altın külçe sistemi ya da o hafta anlatmış olduğumuz, ifade etmiş olduğumuz gibi altın alım-satım standardı takip etmiş ve nihayetinde işte 1946 yılında Bretton Woods anlaşmasıyla yeni küresel para sistemine ya da daha geniş anlamda tanımlayacak olursak küresel finans sistemini ortaya çıkarmıştı. Tabii bu doğum beraberinde iki kurumu getirmişti. Hatırlayacak olursanız bunlar IMF ve Dünya Bankası'ydı. Dünya Bankası savaştan yeni çıkmış ekonomilerin yeniden imarı için kaynak tahsis edecek. IMF ise küresel sistemin, yeni küresel sistemin işleyişini sağlayacaktı. Burada IMF'in daha özel bir görevi vardı. Nitekim IMF aslında Dünya Bankası'nın tahsisatını opere edecekti. Yani IMF'in esas misyonu bir anlamda bir gerçek örtülü misyonu da aslında bu tahsisatı kaynağın dünyaya dağılımını yapısal anlamda koordine etmek, opere etmek, bu kaynak dağılımını sağlamak. Sizlerden burada Dünya Bankası'na şu şekilde konumlandırmanızı rica edeceğim. Dünya Bankası yukarıda, IMF altta olacak şekilde. Dünya Bankası'ndan IMF'e doğru bir şaft ve bu şaftın içerisinden sağlanan kaynakları tahayyül edin lütfen. Tabii burada İşleyiş tamamen bu şekilde midir? Elbette ki hayır. Her ikisi de müstakil kurumlar, farklı kurumlar. Fakat meselenin bizim konumuz açısından anlaşılırlığını kolay kılmak adına bu şekilde karikatürize etmek, resmetmek istedim. IMF'in amacı baktığımız zaman aslında üye ekonomilerin, IMF'e üye ülkelerin istikrarlı bir şekilde büyümesini teşvik etmek. Dünya Bankası'nın amacı ise ekonomilerin gelişimini teşvik etmek ve bu çerçevede kaynak sağlamaktır. Yani biri ekonomik büyümeye odaklanmışken diğerinin Dünya Bankası'nın ekonomik gelişime odaklandığını görüyoruz aslında. Hülasa IMF bu misyonu çerçevesinde ülkelere kaynak aktarırken ülkelerin mali politikalarının dizayn edilmesine, kurumların işleyişine ve gerekirse yeniden yapılandırılmasına kadar doğrudan ya da dolaylı olarak karışabilmektedir. Yani böyle bir misyonu, fonksiyonu da var IMF'in. Nitekim bizim ülkemizde de bunu zaman zaman gördük. Özellikle 1994 sonrasında IMF'le yapılan izleme anlaşması, 2002'den sonra güçlü ekonomiye geçiş programından sonra yine IMF'le yapmış olduğumuz bazı anlaşmalar ve bu çerçevede dizayn edilen, ihdas edilen, yeniden yapılandırılan kurumları görüyoruz. Özellikle bankacılık ve sermaye piyasaları tarafında. Tekrar konumuza dönecek olursak, şimdi özellikle bu konuşmuş olduğumuz bu son pasajlar önemli. Son pasajların içerisinde de IMF önemli, kıymetli katılımcılar.
Nitekim bu noktadan hareketle finansal kurumları tanımlayacak olursak, finansal kurumların amacını, fonksiyonlarını ve hizmetlerini tanımlarsak, bu noktadan hareketle işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Kıymetli katılımcılar, parasal ekonomi, parasal ekonomi kurumları, parasal ekonomi, finansal kurumlar ve finansal olmayan kurumlar olmak üzere iki grupta kategorize ediyor ekonomideki kurumları. Finansal olmayan kurumlar, reel ekonomide, fiziksel ekonomide mal ve hizmet üreten kurumlar olarak sınıflandırılıyor, tanımlanıyor. Yani şu an bu faaliyeti gerçekleştirmiş olduğumuz internet ortamında kullanmış olduğumuz bilgisayarları, mobil telefonları, tabletleri üreten kurumlar, bu internet hizmetini sağlayan kurumlar, fiziksel ekonominin, reel ekonominin yani dolayısıyla finansal olmayan kurumların birer numunesi, birer şubesi. Finansal kurumlar ise daha çok finansmanı aracılık eden, finansal kaynakların aktarımını sağlayan kurumlar olarak kategorize ediliyor. Şimdi finansal kurumları tanımlayacak olursak, finansal kurumlar aslında kısaca tanımı şu şekilde. Bir ekonomide fon fazlası olanlar ile fon açığı olanlar arasında fon akışını sağlayan kurumlar bu finansal kurumlar. Bu kurumları açacak olursak, bu kurumlar merkez bankaları, mevduat kabul eden ticari bankalar, fon toplayan katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları. Dolayısıyla finansal kurumların içerisinde bankalar majör bir yapı oluşturuyor. Bunları takiben, bankaları takiben sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, yatırım kuruluşları, kredi derecelendirme kuruluşları, borsalar ve borsalar bünyesinde faaliyet gösteren takas ve saklama hizmeti sağlayan kuruluşlar, kurumlar, bunlar finansal kurumlar içerisinde sıralanabiliyor. Şimdi peki bu finansal kurumlar hangi hizmetleri sağlar? Finansal kurumların sağlamış olduğu dört temel hizmet var kıymetli katılımcılar. Bu hizmetlerden birincisi öncelikle kredi kanalını aktif ederek finansmana erişimi sağlıyor finansal kurumlar. Bu belki de şu an bizim ülkemizde finansal kurumlar açısından sayabileceğimiz en önemli hizmet, en önemli görev, finansal kurumların en önemli görevi. Yine finansal kurumlar varlıkların değişimine aracılık ediyorlar. Yani topladıkları fon ve mevduatları, tahvil, hisse senedi, kira sertifikası, bono gibi varlıklara yatırarak bir kazanç elde ediyorlar ve bu kazançları da mudileriyle yani kendilerine mevduat yatıran, fon yatıran yatırımcılarıyla paylaşıyorlar. Yine bir diğer hizmeti finansal kurumların kredileri yani finansal yatırım, özür dilerim, kendileri yeni finansal yatırım enstrümanları geliştiriyorlar ve bu enstrümanları da piyasadaki katılımcılara satıyorlar. Bir diğer hizmeti ise finansal kurumların yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi yapmak. Bu üçüncü ve dördüncü hizmetleri burada biraz açalım isterseniz. Bunları şöyle ifade edebiliriz. Alım satıma aracılık etmeleri finansal kurumların repo ve ters repo işlemlerini gerçekleştirmeleri, halka arza aracılık etmeleri, türev ürünlerin alım satımına aracılık etmeleri ve menkul kıymetlerin alım satımına aracılık etmeleri olarak bunları sıralayabiliriz. Bu dört temel hizmetin dışında finansal kurumların farklı hizmetleri de var. Bunlar ne diye soracak olursak, bunlar işte ödeme işlemlerine aracılık ediyor finansal kurumlar. Yani EFT havale işlemlerinin yapılması, çek ve diğer ödeme evraklarının işte takasa alınması ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi bu tip ödeme işlemlerine aracılık ediyorlar. Yurt dışı para transferlerine yine keza aracılık ediyorlar. Bunun dışında biraz önce yukarıda saymış olduğumuz gibi yani kredi kanalını aktif ederek sermayenin tabana yayılmasını sağlıyor finansal kurumlar. Finansal kurumların makroekonomik çerçeveden baktığımızda çok stratejik bir görevi, aslında yani hizmeti olarak bunu kategorize etmedim ben ama yani bir görev olarak bunu ifade edebilirim. Para politikalarının uygulanmasına aracılık ediyor finansal kurumlar. Şimdi
Finansal kurumlar bu hizmetleri çerçevesinde de ekonomiye yine şu katkıları sağlamış oluyorlar. Bu katkılar ya da işte faydalar, ekonomiye sağlamış oldukları bu faydalar, şunlar kıymetli katılımcılar. Birincisi, kısa vadeli yatırımların uzun vadeli borca çevrilmesini sağlıyor finansal kurumlar. Yani bankaları ele alacak olursak toplamış oldukları kısa vadeli mevduatları uzun vadeli kredilere çevirerek yatırımların finansmanına, borçların ifasına aracılık etmiş oluyorlar. Yine bir diğer katkısı, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi çerçevesinde çeşitlendirme yoluyla riski azaltıyorlar. Yani bir portföy yönetim şirketi yatırım enstrümanlarını geniş tutuyor. Örneğin topladığı fonları risk derecesine göre çeşitli varlıklarda değerlendiriyor ve bu sayede küçük yatırımcıların daha sağlıklı getiriler elde etmesini sağlıyor. Bir diğer faydası finansal kurumların işlem maliyetlerini azaltmaları. Şimdi finansal kurumlarda özellikle çalışan profilini incelediğimizde bunların bir mesleki yeterlilikleri, bir mesleki becerileri, dolayısıyla bir uzmanlıkları olduğunu görüyoruz. Yani bu uzmanlıkları sayesinde işte sözleşmeleri tanzim etme noktasında daha hızlı, daha pratik davranarak burada hem maliyetleri azaltıyorlar, aynı zamanda bu işlemleri gerçekleştirirken sahip oldukları teknik bilgi sayesinde, vesilesiyle asimetrik bilgi riskini de pas geçmiş oluyorlar. Yani böylece finansal kurumlar piyasada hem zaman açısından hem finansal açıdan maliyetleri azaltmış oluyorlar. Finansal kurumların bir diğer katkısı ödeme işlemlerini aracılık etmeleri. Biraz önce saymış olduğumuz gibi. Ödeme işlemlerini aracılık ederken finansal kurumlar ne yapıyorlar? Haliyle yeni ödeme sistemleri de inşa ediyorlar. Yani kredi kartları, işte çek defterleri, EFT havale işlemleri gibi bu tip ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde yeni sistemler tasarlayarak, uygulamalar geliştirerek dolayısıyla ödeme sistemlerine de, ülkelerin ödeme sistemlerine de böyle bir katkı sunmuş oluyorlar. Peki finansal kurumlar nasıl kâr ediyor diyecek olursak, finansal kurumlar bir kere sunmuş oldukları hizmetler karşılığında bir komisyon ya da sabit fiyat politikaları çerçevesinde bir gelir elde ediyorlar. Fakat bu tabii ayrı bir konu. Yani gelir modelleri işletme yönetimi açısından ayrı bir case. Her işletmenin farklı bir gelir politikası, fiyat politikası olabiliyor. Yani finansal kurumun bu açıdan farklı bir politikası olabiliyor. Ama sektörün gelir modeline baktığımızda bunu şu şekilde tanımlamamız mümkün. Şimdi finansal kurumlar topladıkları fon ya da mevduatın maliyeti ile getirisi arasındaki farktan, yani bizim spread dediğimiz aralıktan bir gelir elde ediyorlar. Burada getiri eksi maliyet eşitliğinin pozitif olması bekleniyor. Yani elde edilen kaynağın kullanılması çerçevesinde bu kaynağın kullanılmasında elde edilen getiri arasındaki farkı burada ifade etmeye çalışıyoruz. Şimdi bankacılıkta da bu net faiz marjı ile ölçülüyor. Yani faiz gelirlerinin faiz giderleri karşısındaki pozisyonu bu net faiz marjı. Yine bunun da yine bankacılık sektörü açısından pozitif olması bekleniyor. Bu noktadan itibaren farklı rasyolar da devreye giriyor ama yani bu şu anda bizim konumuz değil. İnşallah önümüzdeki dönemde bir finansal analiz atölyesi açarsak orada bu rasyoların, hani finansal analizlerin daha detaylı olarak incelemesini yapabiliriz hep birlikte. İşte orada farklı analiz yöntemleri var. Bankacılık sektörü için ayrı, reel ekonomi için ayrı analiz yöntemleri var. Finansal analiz yöntemleri var. Bunlar ne diyecek olursak işte borçluluk analizi, karlılık analizi, kaldıraç analizi gibi farklı analizlerde devreye giriyor, rasyolar devreye giriyor ama dediğimiz gibi bu şu anda bizim bu akşamın en azından konusu değil.
Şimdi tabii finansal kurumlar pozitif spread'i yakalayabilmek için borçların doğasına göre çeşitli senaryolar geliştiriyorlar. Borçların da dört farklı doğası ya da yapısı bulunuyor. Borçların yapısı iki değişken üzerinden inceleniyor kıymetli katılımcılar. Bu değişkenler nakit çıkış miktarı ve nakit çıkış zamanı olarak ifade edilebilir. Şimdi dört farklı borç senaryosundan bahsetmiştik. Borç tipinden, borç türünden bahsetmiştik. Bunlar şu şekilde. Birinci borç yapısı her iki değişkenin de belli olduğu yapıdır. Örneğin bir yıllık vadeli mevduat hesabı gibi. Yani bir yılın sonunda finansal kurum yani banka Moody's'ine bir ana para ve faiz getirisi ya da kar payı olarak da bunu ifade edebiliriz. Bir yılın sonunda bunu öder. Tabii katılım bankacılığı açısından bu biraz farklı. Karın hesaplanması noktasında biraz daha işler orada değişiyor ama katılım bankacılığında da şöyle bir metot var. Karın paylaşılması noktasında paylaşım oranı en azından sabitlenebiliyor. Yani 95'e 5 gibi, 90'a 10 gibi farklı paylaşım oranları burada baz alınıyor. Fakat vade sonunda, işlemin sonunda nasıl bir kar ortaya çıkacağı, tabii katılım bankacılığı prensipleri açısından bunu söylemek mümkün değil. Ama geleneksel bankacılık açısından bu örneği ele alacak olursak, işte mevduat toplayan bankaların, ticari bankaların vade sonunda ana para ve faiz ödemesinin belli olduğu bir borç türü olarak bu örneği ifade edebiliriz. Çok özür dilerim. İkinci borç türü ise nakit çıkış miktarının belli olduğu fakat zamanının belli olmadığı borç yapısı ki bunlara da hayat sigortalarını örnek olarak verebiliriz. Yani burada bir tabii maalesef ölüm fiyatlanıyor ve bu fiyatlama çerçevesinde bir teminat yapısı oluşturuluyor. Bu teminat yapısı çerçevesinde ölüm gerçekleştiğinde, vuku bulduğunda lehdara, poliçede belirtili olan lehdara yahut poliçeyi tanzim eden kişinin varislerine ne kadar ödeme yapılacağı orada poliçede ifade ediliyor. Fakat dediğimiz gibi burada da nakdin ne zaman çıkacağına yönelik bir zaman açısından bir kesinlik durumundan bahsetmemiz mümkün değil. Yine üçüncü borç türüne bakacak olursak, üçüncü borç türümüz ise nakit çıkış zamanının belli olduğu fakat miktarının belli olmadığı borç yapıları. Bunlara da dönemsel faiz ödemeli tahviller örnek olarak gösterilebilir. Yine bankacılık sektöründe rotatif enstrümanlar, krediler bunlara örnek olarak gösterilebilir. Yani vade geldiğinde ödenecek faizin piyasa koşulları çerçevesinde belirlendiği borç yapıları bu tip borç yapıları olarak ifade edilebilir. Bir diğer borç türü ise yani son borç türümüz ise en kaotik olan borç yapısı ne nakit çıkış miktarının ne nakdin ne zaman çıkış zamanının belli olmadığı borç yapısı. Yine bu yapılara da, bu tip borç yapılarına da işte doğal afet sigorta poliçelerini örnek olarak gösterebiliriz. Sigortacılık sektörü açısından bu çok önemli bir borç türü. İşte finansal kurumlar bu borç yapılarına göre çeşitli senaryolar geliştiriyorlar ve buna göre bir maliyet analizi yapıyorlar. Bunlar borç senaryolarıydı. Bunların dışında da fiyatlanan risk primleri var. Bunlara örnek olarak neyi söyleyebiliriz? Ödeme riski, faiz riski, kur riski, batma riski, yine riskin paylaşım oranı, kaldıraç oranı gibi fiyatlanan farklı risk primleri de var. İşin kanuni tarafına bakacak olursak, Türkiye'de finansal kurumları düzenleyen iki kanun var kıymetli katılımcılar. Bunlardan birincisi Sermaye Piyasası Kanunu, diğeri de Bankacılık Kanunu. 6.362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 5.411 sayılı Bankacılık Kanunu. Bankacılık Kanunu'nun 2005 yılında yürürlüğe girdiğini, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ise 2012 yılında yürürlüğe girdiğini görüyoruz.
Tabii aslında hem bankacılık kanununun hem sermaye piyasası kanununun biraz daha geriye gittiğini söylememiz mümkün. Türk bankacılık sistemini kronolojik açıdan inceleyecek olursak biraz daha geriye gittiğini söylememiz mümkün. Nitekim ilk sermaye piyasası kanunu Türkiye'de 1982 yılında kabul ediliyor, yürürlüğe giriyor. Bankacılık tarafında da 1985 yılında bu kanunun yürürlüğe girdiğini söyleyebiliriz. Finansal kurumlar açısından benim aktaracaklarım bu kadar. Ama şunu ek olarak şunu ifade edebilirim, kıymetli katılımcılar. Finansal kurumlar bir ülkenin ekonomik bağımsızlığı açısından çok önemli yapılar. Hatırlayacak olursanız önceki programlarımızda, derslerimizde gerek Fisher'in mübadele denkleminde, gerek işte Cambridge Okulu'nun denkleminde bir özdeşlikten bahsetmiştik. Bu özdeşliğin her iki tarafında farklı parametreler, değişkenler vardı. Bir tarafta parasal taban çarpı paranın dolaşım hızı, diğer tarafta fiyatlar genel seviyesi ve toplam çıktıdan bahsetmiştik. Şimdi burada parasal iktisatçıların para politikası yapan, yani hükümetlere dolayısıyla karar alan birimlere şöyle bir eleştirileri vardı hatırlayacak olursanız. Parasal tabanı artırmak mümkün. Tabii burada gaza bastığınız anda parasal tabanı genişletebiliyorsunuz. Fakat paranın dolaşım hızını artırmak kısa dönemde mümkün değil diyordu parasal iktisatçılar. Dolayısıyla parasal tabana yapılacak olan bir müdahale günün sonunda enflasyonla sonuçlanır diyorlardı. Tabii tersi durumu yaşamak mümkün mü? Elbette mümkün. Yani tersi durumdan kastımız şu. Parasal tabanı genişletirken paranın dolaşım hızını da artırmak mümkün mü? Mümkün. Fakat burada işte finansal kurumların önemi ortaya çıkıyor. Eğer bir ülkede, bir ekonomide finansal kurumların gelişmişliğinden söz edebiliyorsak şayet burada para politikalarının etkinliğinin de artmasını bekleyebiliriz haliyle. Çünkü biraz önce söylemiş olduğumuz gibi finansal kurumların en önemli görevi finansmanın tabana yayılması, finansal kapsayıcılık olarak bunu akademik çalışmalarda görebilirsiniz. Yine finansmana erişim olarak bu tanım karşınıza çıkabilir bu noktada yapacağınız araştırmalarda. Dolayısıyla bu her iki çerçevede de gerek finansal kapsayıcılık gerek finansmana erişim noktasında finansal kurumların son derece önemli rolleri var. Haliyle bunu Keynes'e dile getiriyor. Şöyle dile getiriyor. Diyor ki yani eğer bir ülkede bağımsız bir finans merkezi yoksa o ülkenin finansal yapısının da bağımsız olmasını beklemek çok mümkün değil. İnşallah bizim ülkemizde de İstanbul Finans Merkezi'nin hayata geçirilmesi noktasında bir gayret var. Kısa zaman içerisinde de inşallah İstanbul Finans Merkezi faaliyetlerine tam anlamıyla başlayacaktır ki bunun içerisinde ülkedeki tüm finansal kurumların şubeleri hatta belki genel müdürlükleri olacaktır. Bunların dışında özel sektörden de belki orada temsilcilikler açılacak, bulunacak. Dolayısıyla İstanbul Finans Merkezi'nin Türkiye ekonomisine çok ciddi manada katkı sunacağını söyleyebiliriz. Bunu da söyledikten sonra benim Abi aktaracaklarım bu kadar. Dilerseniz buradan itibaren sözü sizlere bırakabilirim.